En efsanevi futbolcularından, altyapı antrenörlerimizden ayrıca Necati Ateş. Nasıl bir atmosfer? Öncelikle bunu sorayım. Ya muhteşem. Gerçekten böyle bir, yani sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir derbi. Defalarca bu derbide oynamış, gol atmış, başarılar etmiş bir insan olarak bu taraftarın altında tekrar böyle olmak gurur verici bir duygu. İnşallah futbolcu kardeşlerim de bu taraftarı arkasına alıp öyle gidecek Kadıköy'e. Oradan da çok iyi bir netice alıp şampiyonluk yolunda ilerleyeceklerini düşünüyorum. Sanki derbi şu an burada oynanıyor gibi bir hava var. Derbi başladı. Zaten bunu da taraftarımız futbolculara hissettiriyor. Onlara ne kadar güvendiğini, ne kadar arkasında durduğunu gösteriyorlar. Belki idman biraz daha geç olsaydı bu stadın %100 dolacağına inanıyorum. Yani böyle bir futbol takımı, böyle bir taraftar bu sene özledi şampiyon olmayı. İnşallah Fatih Hoca ile beraber tekrardan şampiyonluk gelecek diye düşünüyorum. Biraz önce Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına ve bize açıklama yaparken 4 yıldız tişört vurgusuna da değinildi. 4 yıldızı tişörtlerle sunuyor oyuncularımız. Bunu sorayım size. Ya tabii Türkiye'de bütün yıldızları önce Galatasaray aldı. Bütün önemli kupaları önce Galatasaray aldı. UEFA Kupası, Süper Kupa, 4 yıl üst üste şampiyonluk, 4. yıldız. Yani ilklerin takımıdır Galatasaray. Türkiye'nin en büyük kulübüdür Galatasaray. En başarılı kulübüdür Galatasaray. Bunlar da zaten çok aşikar biliniyor. Herkes de bunları kabul ediyor. Son olarak çok sayıda derbi oynadınız. Unutamadığınız bir derbi maçı sorayım ya da bir gol. Yani Kadıköy'de 2012'deki kazandığımız efsane şampiyonluk hiçbir zaman unutulmayacak. Karanlıklar. Biz aydınlattık karanlıklar o gün. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.